Hızlı şekilde gideyim. Çok hızlı lütfen. Şimdi Mevude ile burada bir tevil yaptı Ebu Bekir Bey, ama Mevude Tekvir suresi 8. ayette aynı ifade geçiyor. Tekvir suresi 8. ayette geçerken işte herkes ona diri gömülen kız diye anlam veriliyor. Tamam. Yani buradan o yaptığı tevilin sonradan onu durumu kurtarmak için yapılmış yanlış bir tevil olduğunu söyleyeyim. Peki. Bir de Ebu Bekir Bey'den tabii beklediğim daha kadınların sünneti, mürtetlerin öldürülmesi diğer hiçbirine cevap verecek anlam verilmedi. Geleceğim. Ve inşallah. Yalnız şöyle bir problem var. Şimdi karşı taraf birer cümleyle soruyu sorup hakkını kullanıyor. Ben o cevabı verirken bir cümleyle cevap verme imkanım yok. Zemin kurmak zorundayım. Zemin kurmak zorundayım. Dolayısıyla 10 dakika 10 dakika şey değil. İsabetli, adil değil. 15-15 yapacağım şimdi. Hayır, 10-15 yapmak zorundasınız. Neden? Çünkü bir cümleyle sorup geçiyor. Böyle bir hadis var, Kur'an'a aykırıdır diyor. Valla Ebu Bekir Bey, ben bunun cevabını Allah'ın adaletine, çocukların gömülmesine uygun görenler, böyle bir adaleti de uygun görmelerine hiç şaşırmam ben. Çocukların gömülmesine hocam, kim razı rıza gösterir? İşte bir dakika. Hadis kitaplarına bu ifadeleri şey yapınca oradan o çıkıyor. Çocukların gömülmesine kim mugalata yapmayalım peki, ya. Onu seyircilerimiz karar versin mugalata mı? Son. Levlaki hadisine yanılmıyorsam Ebu Bekir Bey mana olarak doğru diyor değil mi? Ben yanılmıyorum. Evet. İşte bu çok büyük hadis bir... Hadis ne Türkçesi? Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisi peygamberi. Evet. Şimdi bu Türkiye'de de en meşhur hadislerden biri. İşin doğrusu hadisçilerin çoğu reddetmiş bunu. Siz buna inanmıyorsunuz. Hayır, ben değil hadisçilerin çoğu da reddetmiş. Ben zaten bunun hadis olduğunu iddia etmiyorum. Hayır. Manası doğru başka bir şey. Tamam ben... evet Ebu Bekir, ben de zaten başlangıçta böyle dedim. Tamam. Ebu Bekir Bey aslında güzel bir şey yapıyor. Bu hadis değildir diyor. Hı hı. Ya ne güzel demişsin hadis değildir diye böyle korkunç bir uydurmadan İslam'ı koruyorsun. Hı hı. Ya bunun manası doğrudur demenin ne anlamı var? Türkiye'de bunun... işte onu söyleyeceğim. Peki şimdi... Bu çok... Bakın ben bir felsefeci olarak özellikle burada durmak istiyorum. Bu ontolojik olarak çok büyük bir rezalettir. Tamam. Şimdi İslam'ı tevhid... Bunu bitireyim. İslam'ı tevhid inancını zedeleyecek boyuta gelebilecek bir şeydir. Şimdi dikkat edin, burada bir peygamberimiz duruyor. Peygamberimizin yüzü su hürmetini burada bu kadar peygamberler, alemler yaratıyor ve Allah'ın bütün her şeyi yaratması bir tek ona bağlı. Bu inanılmaz bir redde. Kur'an'a uymuyor. Kur'an'da da anlatılan peygamber uymuyor. Hadislere de uymuyor. Peygamberimiz hadislerde beni Yunus peygambere bile üstün tutmayın diyor. Hiçbir peygambere kendisinin üstün tutulmamasını söyleyen birçok hadis. Ama hadise hadisle referans. Kur'an, efendim? Hadise hadisle referans. Bir dakika. Biraz çelişik olmuyor mu? Hayır. Şimdi benim buna temel karşı çıkmam. Kur'an'ın anlattığı... Bu hadise karşı çıkmanız lazım. Evet. Yani... Çıktık. Hayır hayır. Beni Yunus peygamberden üstün tutmayın hadisine karşı çıkmanız niye? Lazım. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş mi? Ya ben peygamberimiz Hazreti Yunus'tan üstün olabilir. Ben o peygamberimizin bir alçak niye karşı çıkmıyorsunuz? Diye. O rahatsız etmiyor sizi. Yani, çünkü ben onu Kur'an'a, akla hiçbir şey aykırı bulmuyorum ki karşı çıkayım hadise. Söylüyorum ama. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş elbette mi? Elbette ki alemlere demek rahmet. Demek ki üstün. Elbette niye ki. O hadis Kur'an'a aykırı görmüyorsun? Hayır. Bakın şöyle. Alemlere, diğer peygamber de alemlere rahmet olabilir. Nereden biliyorsunuz? Böyle bir nas yok ki. Bakın siz bilmediğimiz şey yok mudur mu diyorsunuz? İşte bu sizin bir şey, mantığınız. Birazdan, hayır, birazdan evrimi sizin, konuşacağız. Tamam konuşacağız. Bu tam sizin Kur'an'dan çıkarttığınız şey. Bakın bir şey Kur'an'da bir şey Kur'an'la çelişikse ona itiraz etmek gerekir. Kur'an'da olmayan bir şey değil. Hazreti Yunus'un mertebesiyle ilgili Kur'an bize bir şey söylemiyor ki. İşte söylemiyorsa öyledir diyemezsiniz. Diyemiyoruz ki. İşte diyorsunuz bakın siz. Alemlere rahmettir bakın, diyorsunuz. Bakın peygamberimiz, ben Hazreti Yunus'a peygamberin üstün tutmayın ifadesi. Yani siz böyle peygamberle İşte bu Kur'an'a aykırıdır diyorum ben size. Tamam aykırıysa sizin mantığınıza hadisi, göre bunu kullanmamanı benim mantığıma göre değil. Bakın ben zaten o hadisin doğru olduğuna ilgili hiçbir şey söylemedim. Niye kullandınız o zaman? Benim sadece söylediğim şey şu. Onun illa sahihtir diye bir iddiada değilim. O zaman kullanmayın. Bu Kur'an, benim söylemek... Benim buradaki mantığım başka bir şey. Benim burada söylediğim şey mantık, şu. Bak burada hadisleri konuşuyoruz. Falan hadis uydurma filan hadis Kur'an'a aykırı bunu konuşuyoruz. Evet. Peygamberimizin beni Yunus'tan üstün tutmayın Yunus peygamberden şeklindeki sözü sizin mantığınıza göre Kur'an'a aykırı olmalıdır. Dolayısıyla kullanmamalısınız. Kullanmayalım. Benim için sıkıntı olmaz. Yani şimdi zaten bir iddiam yok. Benim burada demek istediğim şey şu. Hadislere biraz daha ciddiyetle eğilin. Hadis ben kitaplarına çok ciddiyetle hatta eğiliyorum. Hadis usulüne. Biraz ciddiyetle ben eğilim. Gayet ciddiyetle eğiliyorum. Birazdan i̇şte bu göreceğiz. Sıkıntıdan kurtarır sizi. Birazdan göreceğiz. Ama evet. Siz de bakın Levlaki hadisini söylemek istediği de asıl söylediğimiz. Benim bunlar... burada başka söylemek istediğim şey şu. Ama hem Kur'an'a aykırı. Süreyi aşıyoruz. Süreyi kaynatmayalım. Biz bununla bitirelim. Hem canım, Ebu Bekir Bey araya girdi sürem kaynadı. Şimdi son cümle lütfen. Hadislere de aykırı olmasına rağmen tamam, üstelik bu hadis bu kadar meşhur dedim. Yani bunun aykırı olduğu hadisler var. Ben yani bu hadisin
hadisçilerin çoğunun karşı çıkmasına ve manasını bu kadar İslam'a ters olmasına rağmen bu kadar sahip çıkılmasına karşı çıkıyorum. Yoksa benim diğer hadislerle ilgili bir iddiam yok. Peki. Şimdi bu niye şey? Bakın Hazreti İsa için İncil'de geçen ifadeler bunlar. Matta'da veya diğer başka bir bölümde. Hazreti İsa'dan dolayı evrenin her şeyin yaratıldığı. Tabii Hazreti İsa biliyorsunuz orada Tanrı'nın oğlu apayrı bir konumda. O İncil'deki ifadeler alınmış, burada peygamberimize giydirilmiş. Ve bu kadar korkunç bir iddia, bütün geri kalan varlığın peygamberimiz için yaratıldığı, peygamberimiz olmasa Cebrail yaratılmayacak, melekler yaratılmayacak, geri kalan insanlar yaratılmayacak, hiçbir peygamber yaratılmayacak. Dikkat edin, peygamberimizin diğerlerinden üstün olduğu iddiası değil bu. Geri kalan bütün hepsinin varlık sebebini peygamberimize bağlı olduğu gibi inanılmaz bir iddia. Peki. Böyle bir hadiste savunuyor ve diyor ki manası ne var ki yani gayet normal manası peki. Doğru. Şimdi bunlara cevap verecek. Doğru bir adım atıyor baştan hadisi reddetmekle sonra yanlış bir adımla manasını kabul ediyor.